Bank üzerinde basit bir ayırma işlemi yaptıracağız. Bir tane sensörüm var. Adına LS11 dedik sensörü. LS11 motorun çalışması ile birlikte geçen parçaları sayacak. Örneğin parça sayısı 3-5 neyse. İstediğimiz parça sayısına ulaştıktan sonra burada çift etkili bir silindirim var. Seramik duvarlı yay geri dönüşlü ona kumanda eden bir valfim var. İstediğim parça sayısına ulaştığımız zaman silindir parçaları yan tarafa attıracak. Yani parça sayısı geldi, attı. Parça sayısı geldi, attı şeklinde bir işlem yapacağız. Burada yine bir baştan sona çalışan eleman olmadığından merkezli işe başlıyorum. Start'a sil. Start dersin. Set dersin. Merkez 0.0'ı 1'lik. Merkez ne yapacak? Bant motorunu harekete geçirecek. Merkez 0.0. Set reset'i de yapabiliriz, mühürlemeyi de yapabiliriz. Set reset otursun diye biraz set reset üstünde geçer. Motor. Set reset 1'lik. Motor çalışıyor mu? Motor çalışıyor. Tamam mı? Şimdi ne yapacak? Sensörüm sayma yapacak. Bir tane sayıcım var. C1 gibi. C2 yukarı sayıcı. Sayma işlemini hani sistem duruyorken biri aşağıdan kutuyu geçirir veya elini kolunu sallar sayma işlemi yapmasın diye gereksiz sayma işlemi. Yine merkez 0.0 yani start verdiği zaman saymaya başlasın. Neyi sayacağım ben burada? LS11'den geçen elemanları, kutuları, parçaları sayacağım. Ama şart şu, geçelim. Hem kolay. He. Ne? Hem kullanırsan parçayı görür görmezsin. Ne kullanacaksın ki parça geçtikten sonra sahneyi gerçekleştirsin. Ne kontağını koydum. C1 sayıcısı sahneye başladı. Bu en girişiydi. Buraya bir tane reset girişi ve sayacağım değer var. Daha reset'e girmedim. Sayacağınız değerler çok önemli değil. X'ye kaç saymak istiyorsanız. Motor çalıştı mı? Evet. Motor çalıştı. Sayıcı sayma değerine geldiğinde önce motoru durdursun mu? Motoru durdurdu. Öyle değil mi? Sayı değerine geldiğimizde motoru durdurduk. Şimdi devreye kimin girmesi lazım? Buradaki silindirin devreye girmesi lazım. Tamam mı? C1 sayısına ulaşmışsan burada silindirin geri konumunu kontrol yapabilirsiniz beyler. Bu silindirin üstündeki iki tane manyetik sensör silindir gerideyken LS11 silindir ilerideyken LS22 aktif. Tamam mı? Burada sayma işlemi için LS21'in varlığı sorgulanabilir. LS21'in varlığı demek ne demek? Silindir geride demek. Tamam mı? Silindir gerideyse, yani LS21 varsa git seramik valfimin çıkışı ne olsun? Veya valf diyelim. Buna isimlendirmeyle gidelim. Valfi çalıştır. Set olarak çalıştırsın. Tamam mı? Valf harekete geçti mi? Valf harekete geçti. Nereye kadar hareket edecek? Valf devreye girdi. Valf devreye girdi. Silindir nereye kadar hareket edecek? LS22'ye kadar hareket edecek. Sen eğer LS22'ye gelirsen Valf'i resetle 1. Geldi. Çarptı mı? Çarptı. Valf'i resetledi mi? Yaya dönüşü. Resetledi. Resetlediği zaman yay gömle dönüşlü olduğu için silindir geri gitti mi? Gitti. Şimdi artık bu motorun harekete geçmesi gerekiyor mu? Evet. Evet. Buraya şeyi koyabilirsiniz bakın. Merkez 0.0 koydum ya. Buna LS geri gittiği zaman ne olacak? 21'e mi çarpacak?
O 21 başta basıldı hocam. 22 yıl. 22 yapsak. 22 yaptığında ne olur? 21 geri giderken motor... 22 yaptığında ne olur? Çarpar çarpmaz harekete başlar. Bak şimdi. Parçalar burada dizili. Silindir çarptı, parçalar harekete geçti. Yani silindirin o uzatma koluna ne yapar parçaları motor hareket ettiğinde? Çarpar. O yüzden silindir geri gittiğinde başlaması lazım. Ha, lenseyi indir koyup, tamam mı? Şuraya devamlı set basmaması için, bunu niye böyle yaptıysam ben? Bir dakika. Tamam, bak kontak koyacağız. Bu da neydi? Merkez 0.0'da LS21 koyduk. Devamlı set basmaması için T koyduk. Tamam mı? Peki burada sıkıntı ne? İlk başta motor kendi çalışacak. He? Start'a basmadan çalışacak. Start'a basmadan çalışacak. Hocam merkez kullanıyorum şimdi en başta. Ne koyacağız? Merkezi ne kullanacağız? Merkez 0.0 buraya koy ki start verdiğinde çalışsın. Peki dijitalde size anlatılan bazı şeyler vardı. A artı B çarpı A A'ya eşittir gibi De Morgan kuralları vardı. Şimdi bakın iki satıra. Burada da merkez var, burada da merkez var. Hatırlıyor musun? Merkez tek başına bu şartı sağlıyor. Yukarıdakinin çok bir anlamı yok. Öyle değil mi? Ama bir de şöyle düşünün. Zaten ben start'a bastığımda o silindirin geride olması gerekiyor. Tamam mı? Bir de öyle düşünecek olursanız zaten ben start'a bastığımda silindir geride olacak ki her şeye sıfırdan başlayabilirim. O zaman tabii. Merkez 0.0 LS21 P dizilini aşağıya alabilir. Tek satır olarak. Şimdi bakalım start'a basmışsa merkez 0.0 burayı kapatır. Merkez 0.0 kapayınca zaten geride olduğu için silindir şu uyarılı kapalı motoru çalıştırdı. Daha sonra sayma işlemini yaptı, motoru reset bastı. Peki bu reset basmaya devam ediyor mu? Bakıyorum, merkez kapalı. Tamam mı? Bu kapandı ama P'den dolayı set basmıyor. İşlem bitti. Zaten reset aşağıda olduğu için P olmasa da... Doğru, reset aşağıda olduğu için reset basar ama reset'i sadece parça 3 olduğunda basar. Parça 1 iken, 2 iken basmaz. Veya sayıcı 0 iken basmaz. O yüzden kontrol edilir. Anlatabiliyor muyum? Ha, daha sonra işlem başa döndüğünde tekrar sınavları geri gelecek, düzeltiyorum. Silindir geri gelecek, en arttaki manyetik sensörüne çarpacak veya mekanik sesinin arttığına çarpacak. Tekrar periyodik olarak çalışmayı sürdürecek. En basit 3 saydır at veya 5 saydır at sisteminin en temel hali bu. Ha, bunda hatalar olabilir mi? Hatalar olabilir. Niye diyorum bunu? Bizim orada bir denememiz vardı yaptığınız. Hani her zaman sistem sınavlarının altında durmayabilir veya mekanik olarak istediğin şeyleri ne yapamayabilirsin, sağlayamayabilirsin. Bu durumda bu yazılımı oturursun ofiste yaparsın. Ama sistem başına devreye almaya gittiğin zaman işte oradaki istenmedik mekanikten veya başka gördü görmedi olaylarından sensörlerin kaynaklanan sıkıntılarla sistemin başına atmaya çalışırsın, gidermeye çalışırsın.